Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin'deki try-catch yapısından basit bir örnekle bahsetmeye çalışacağım. Try-catch, finally yapısı çoğu dilde olan bir yapı. Nedir bu? Olası hataların çıkabileceği olası durumları ele almak ve runtime'da uygulamanın hata vermesini engellemek adına kullandığımız yapı. Bu yapılarda biz ne yapıyoruz? Yapmak istediğimiz şeyi try kısmına yapıyoruz ve daha sonra da catch kısmına da olası hataları ele alacak durumları yazıyoruz. Finally kısmında ise en son olacak durumu yazıyoruz. Mesela bir dosya okuma işleminden yine örnek verebiliriz. Şimdi try kısmında ben dosyayı açmaya veya okumaya çalıştığım kısımdır. Burada ne gibi hatalar olabilir? O dosya yazmaya karşı kapalı olabilir veya dosyanın belirttiğim yerinde dosya olmayabilir. Bu gibi durumlarda eğer siz try catch yazmazsanız ne olacaktır? Çalışma anında hata alıp uygulama kapanacaktır. Ama siz eğer bunu try catch de yaparsanız uygulama kapanmadan sadece kullanıcıya basit bir mesajla uygulamanız yine çalışmaya devam edecektir. Şimdi bununla ilgili çok basit bir örnek yapalım. Mesela buradaki örneğimde şöyle bir şey yapıyorum. Var dedim. Buraya bir string ifade tanımlıyorum. string ve eşittir şöyle bir 4 diye bir sayı verdim. Mesela ben bunu ne yapmak isteyeyim? Bir tane numaraya yani bir number'a yani bir integer'a dönüştürmek isteyeyim. Bu sefer ne yapacağım? str. benim Kotlin'de to int diye bir metodum vardı. Bu ne yapıyordu? Verdiğim değeri integer'a çeviriyordu. Şimdi mesela şu metodun içine bir bakalım neymiş bu diye. Bakın gördüğünüz gibi string.toInt metodu aslında ne yapıyormuş? Java sınıfındaki parseInt'i çalıştırıyormuş. Yani aslında burada birebir olarak Java'daki parseInt metodunu kullanıyor Kotlin. Yani Kotlin'in bazı kısımlarında direkt olarak Java'yı Java kullandığını da söyleyebiliriz. Bu yüzden işte Java'yı da bilmek önemli. Ben burada to int dediğimde arka tarafta Java'nın parsinti çalışıyor. Bunu bilelim yeterli şu an için. Ve daha sonra gelelim bunu print ile ekrana bastıralım. Bakalım bir hata alacak mıyız? Çalıştırdık bunu. Gördüğünüz gibi bir hata almadım. String olarak verdiğim 4 değerini integer'a çevirdim ve ekrana yazdırdım. Bu normal bir durum. Peki burada 4 değil de atıyorum 4 A gibi bir değer olsaydı ne olacaktı? Şimdi 4A direkt olarak biz integer olmadığı için çeviremeyecekti ve runtime'da biz number format exception diye bir hata alıp uygulamamızın kapanmasına sebep olacaktı. İşte böyle durumları ele alırken biz ne dedik? Hatalardan kaçınmak adına try catch'leri kullanabiliriz. Nasıl yapacağız onu? Buraya geldik. Şuraya try diyorum. Bir de catch bloğumuz var. Bunu da burada yazalım. Bunları dedikten sonra yaptırmak istediğim işlemi ben ne yapacağım? Try kısmının içine yazacağım. Bunun için şöyle bir şey yapalım. Mesela şu integer'ı ilk önce sıfır atayalım burada. Ve try kısmında da ne yapalım? Nam eşittir str to int metodunu burada çağırayım. Yani burada bir hata çıkacaksa try'da çıksın. Try'da çıkan hatayı ben catch bloğunda yakalayacağım. Bunu yakalarken nasıl yapıyorduk? Buraya bir para, e, değişken yazıyorduk. Ve buraya exception sınıfını kullanabiliriz. Daha sonra burada da print line ile e nokta mesaj deyip ilgili hatayı ekrana yazdırabiliriz. Bir deneyelim. Bakalım bu sefer ne olacak. Sıfır değerini verdi. For input string 4a. Bu işte nereden geldi? Şu, bakın. Burada aslında exception çıkmasına rağmen. E, bunun bilgisini verdi bana. For input string 4a diye. Bakın bunda, burada öyle bir yazdırma yapmamam rağmen. İşte bu buradan geldi ve bu sayede benim uygulamam herhangi bir exception fırlatmadı. Basit bir mesajda çalışmaya devam etti ve sıfırı atamış burada gördüğünüz gibi. Bu zaten e, nedir? Java'dan falan bildiğimiz bir yöntemdir. Try catch'in Java'daki kullanımı da bu şekilde. Peki Kotlin'in burada bize sağladığı bir değişiklik, bir yenilik var mı? Var. Aynı if'lerde, else'lerde ne bileyim başka neyi de vardı. Eee işte Java'daki switch yapısının karşılığı olan when yapısında olduğu gibi burada da bu try ifadesi aslında bir nedir? Geriye veri döndüren bir yapıdır. Yani ben burada integer'a 0 atıyorum ya mesela ilk başta. Daha sonra da bu str.toint'i buraya atıyorum. Bunu şu şekilde kullanmak mümkün. it eşittir dedim. Şuradaki try'ı şuraya taşıdım. Ve de burada artık nama e, str.2int dememe gerek yok, şurayı silebiliyorum. Böylece ne olacak? Try kısmında yaptığı st.toInt değerinin değerini ne yapacak? Buradaki nam e, değişkenine number parametre değişkenine atamış olacağım. Bunu da şöyle yapalım. Catch'de eksi bir yapalım. Hatta burada da numu bir arttıralım. Bunu niye yaptım? Şimdi burada 4 ay integer'a çevirirken bir hata çıkacağı için catch bloğu çalışacak. Bu sefer nama eksi bir atacağım ve burada da eksi biri bir arttırdığımda sıfır olacak. Ekrana da sıfır değeri yazılmış olacak. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi sıfır yazdı. Yani deminki gibi mesela Java'da try böyle geriye bir değer dönmezken Kotlin dönüyor. Dediğimiz gibi try bunu dönüştürmeye çalıştı. 4a gibi bir ifade integer'ı çeviremeyeceği için hata aldı. Catch bloğuna düştü. Catch'e düştüğünde geriye eksi 1 döndürdüğü için nam'da artık eksi 1 var. Ve son olarak da nam'ı 1 arttırıyorum. 0 eşitliyorum. 0 oluyor. Yani ben eğer 0 gibi bir değer alıyorsam bu işlemlerinden sonunda ne anlıyorum? Bir hata çıkmış. Değiştirme, e, değiştirme olmamış. Ama uygulamayı da çalışma anında hatayla sonlanmasın diye kullanıcıya artık bununla ilgili bir mesaj yazıp düzgün bir karakter giriniz gibi bir hata, bir uyarı yollayabilirim arkadaşlar. Try bence en güzel kullanımı dosya okumalarda oluyor. Dosya okuma işlemlerinde bunu tekrardan kullanacağız. Ama şu an için basit olarak kullanımı bu şekilde ve Kotlin'de Java'dan farkı dediğimiz gibi geriye bir değer döndürmesi. Bunları bilmemiz şu an için yeterli. Onun dışında anlatacaklarım bununla ilgili bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.